Transfer Merkezi Alt Liglere hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ramazan Kurşunlu ile beraberiz. Teknik direktör hocamız hoş geldiniz Deniz Hocam. Hoş bulduk canım kardeşim. Teşekkür ederim. Trabzonspor'un yeni transferleri Anıl Rahmi Başaran ve Ali Malle'yi konuşacağız. Ali Malle henüz netleşmedi. Hocam bilginiz var mı durumla alakalı? Bugün bir açıklama vardı. Var. Tabii Rami Anıl'la ilgili, Anıl Başaran'la ilgili tabii internette de düştü artık. Basın yayın organlarında her tarafta imzası da düştü. Hayırlısı olsun onun içinde. İleriye dönük yatırım yaptı Trabzonspor genç oyuncularla ilgili. Rami Anıl da zaten bu geçtiğimiz sezon yani bıraktığımız sezon devam edeceğimiz sezon da iyi şeyler yaptı genç arkadaş. Ama Ali Mali içinde tabii kesinleşmiş bir şey yok. Onunla ilgili de hiçbir bilgim yok benim bitti ya da bitmedi ya transferiyle ilgili. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde bu da netlik kazanır yani. Peki hocam, Trabzonspor taraftarı Rahmi Anılbaşı'nın ve Ali Malle transferi sonrası yani bu oyuncular araştırmaya başladı. Siz Balıkesirspor'un eski teknik direktörü olarak bu oyuncuların teknik taktisi ve oyun bilgisi olarak değerlendirebilir misiniz? Önce Rahmi Anıl Başaran'la başlayalım. Şimdi tabii Rami Anıl çok çok güçlü bir oyuncu. Fizik yapısı çok oturmuş bir oyuncu yani. Altyapısı sağlam almış bir oyuncu. Kuvvet anlamında. Vücudunu da saha içinde çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Yalnız tek dezavantajı var Rami Anıl'ın. Çok düzgün bir çocuk ve çok içine kapanık bir çocuk. Saha içinde çok dalabiliyor, oyunu izleyebiliyor. O yüzden bunu yırtıp atması lazım. Kabuğundan kurtulması lazım ama biraz oyun bilgisi anlamında sıkıntılar yaşıyor zaman zaman. Tabii bunu da aşabilecek güçte. Çünkü Trabzonspor gibi büyük bir camiaya gitti, anlaştı. Orada da büyük bir oyuncularla, oradaki çalışmalarla bunu atlatabilecek güçte. Mental anlamda da kendini geliştirirse Trabzonspor için uzun yıllar iyi bir oyuncu kazanmış diyebilirim. Çünkü Rahman Anıl hücum bölgesinde her bölgede oynayabilecek kapasitede. Forvet'te, tek forvet'te de oynayabiliyor. Her iki kenarda da oynayabiliyor. Forvet arkasında da ben denedim. Sonuç aldım çünkü. Genç bir arkadaş. Önü açık. İnşallah iyi olur. Onun için de. Trabzonspor camiası için de iyi olur. Hayırlısı olsun. Gelecekte Rahmi Anıl Başaran'ı milli takımda görebilir miyiz hocam? Kendisinin oyun bilgisi, mental olarak nasıl buluyorsunuz? Şimdi canım kardeşim bunları söylemek aslında çok erken. Bunları yaşaması oyuncunun elinde, kulüplerin ya da camiaların elinde değil, oyuncunun kendi elinde. Çünkü artık onun için yeni bir sayfa başladı. Büyük bir camiaya gitti. Oradaki yapacağı her hareket, nasıl diyeyim, çalışmalarında olsun, yaşantısında olsun çok dikkat etmesi lazım bu saatten sonra. Çünkü futbolcunun futbol hayatı boyunca üç şeye çok dikkat etmesi lazım. Beslenmesine, istirahatine ve çok çalışması gerekir. Bu üç şeye çok dikkat etmesi lazım. Bunları iyi yaptığı takdirde, fırsatları da iyi değerlendirdiği takdirde tabii ki milli takıma gidecektir. Milli takım çünkü zirvedir. Zirvede olan oyuncular milli takıma gider. En iyileri milli takıma gider. Ben de onu yakalayacak kapasitede olduğunu düşünüyorum Rahman'ın. Tabii dediğim gibi her şey top onda diye bir tabir var. Kendisinde iş bitecek. Çok çalışması gerek. Bu saatten sonra daha çok çalışması lazım. Forma aslanın ağzında. Çünkü çok büyük yıldızlarla oynayacak Trabzonspor'da. Balıkesirspor'da da iyi oyuncularla oynadı ama tabii çıtayı yükseltti. Trabzon gibi hedefi yüksek, büyük camialarda, böyle büyük kulüplerde forma şansı yakalamak zor. Ama çalıştığı takdirde, kendine iyi baktığı takdirde, İyi beslendiği takdirde yakalamayacağı hiçbir başarı yok kardeşim. Yani Jose Souza gibi, Nwakaeme gibi gerçekten orada yetenekli futbolcularla oynayacak. Ayrıca orada genç bir yetenek, belki ileride, belki bu sezon transfer yapacak, yine Abdülkadir ile beraber oynayacak. Muhtemelen performansına da artıya geçecektir diye düşünüyorum. Büyük veya artık Süper Lig başka bir seviye. Evet. Ya kardeşim boş edememişler. Futbol iyi oyuncularla oynanıyor. İyi futbolcularla oynanıyor. Kaliteli ayaklarla oynanıyor. Saha içinde ne istediğini yapabilen oyuncularla oynadığında tabii bu da seni ister istemez başarıya taşıyacaktır. Hep olumlu yönde etkileyecektir. İnşallah da istediği seviyeye gelir. Peki hocam, Trabzonspor son dönemde Salih Kavrazdan'ın Başaran gibi genç isimleri transfer etti. Ama Evet. genelde Trabzonspor altyapısından alt takıma çıkarmasıyla ünlü bir kulüp. Kulüp felsefesinde bir değişim oldu mu son dönemde Trabzonspor'da? Valla bence olmadı. Çok da iyi şeyler yapıyor Trabzon kulübü. Yani altyapıdan dediğin gibi çıkardığı oyuncular ortada. Yurt dışına da yolladığı oyuncular ortada. Alttan da halen geliyor. Ve bunun üstüne scout ekibini geliştirip
artık dışarıya açılıp Salih gibi, işte Rami Anıl gibi, Ali Male gibi oyuncuları derleyip, izleyip kulübe kazandırması, bu artı bir kulüp için avantaj. Bence iyi şeyler yapılıyor. Doğru planlama, doğru yapılanma içinde Trabzonspor. Çünkü bunun oturmuş bir yapısı var altyapılarda. Yıllarca oyuncular çıkardı. Yıllarca büyük yıldızlar çıkardı Trabzon camiası. Bunun örnekleri çok var. Türkiye'de Gençler Birliği, Galatasaray, Altay. Yıllarca bunlar altyapılarına sağlam kulüpler bunlar. Temelleri sağlam kulüpler. Tabii Trabzonspor'da da bunu iyi yapan kulüplerden bir tanesi. Dediğim gibi scout ekibinle altyapıdan altyapı hocalarına beraber iyi bir planlama yapılmış ve doğru işler yapılıyor kardeşim. Bence daha da iyi dönemler yaşayacaktır. Böyle genç oyuncuları kazandırdığı takdirde Trabzon camiası. Kesinlikle. Peki hocam, Ali Malle'yi konuşalım. Sonuçta hani Ali Malle merak edilen birisi. Muhtemelen Balıkesir Spor satın alma maddesini aktif ederek Trabzonspor'a verecek gibi gözüküyor. Yani bugün yanlış hatırlamadım haberlere de böyle bir şey yansımıştı. Nasıl değerlendiriyorsunuz Ali Malle'yi? Valla şöyle anlatayım ben sana kardeşim. Biz geldiğimizde Balıkesir'de Ali Male çok fazla şans süre bulamıyordu 11'de. Sonradan hep değerlendirilmiş bir oyuncuydu. Ama öyle bir fiziksel yapısı var ki, çok atletik bir yapısı var oyuncunun. Ve çok çabuk, çok süratli. Topla buluştuğunda hemen dikine gidip adam eksiltme özelliği. İnanılmaz bir oyuncu. Bence dünyada geçemeyeceği bir adam yok. Çok süratli bir oyuncu açık alanda. Sadece sıkıntı yaşayabileceği dönemlerde, son vuruşlarda, atak sonlandırmalarda sonuçlarına biraz problem yaşayabiliyor. Ama bu da çok giderilecek bir, çok büyütülecek bir konu değil. Bu da giderilecek bir problem onun için. Problem demeyelim. Ali Male bence Trabzon camiası için büyük kazanç olacak. Ondan büyük paralar kazanabilir Trabzon kulübü. Bence çok doğru bir tercih yaptılar. Bence bir an evvel bu işi bitirmeleri lazım. Çünkü ben oyuncuyla iç içe beraberdim. Çünkü baktığınızda Ali Male İspanya'da oynadı. İtalya'da oynadı. İspanya'da ben maçlarını ben takip ettim. Real Madrid, Atletico Madrid takımlara karşı yapmış abi. Bu genç yaşına rağmen. Çünkü kaliteli kumaş kendisi. O yüzden ben çok ümitliyim. Ben çok da seviniyorum. Tam da oynayabileceği, çıkış yapabileceği bir kulübe gidiyor Trabzonspor'a. İnşallah Trabzon için de hayırlısı olur. Kendi için de hayırlısı olur. Çok mütevazı bir çocuk. Çok genç yaşı da çok genç daha. Hep başarıya aç bir arkadaş. İnşallah iyi olur. Onun için de iyi olur. Ama Trabzon kulübü bence ben olsam Hüseyin Hoca'nın yanında forma şansı bir an evvel veririm onu takıma kazandırdıktan sonra. Çok büyük işler yapılacak güçte. Çünkü Mbakayeme şimdi kanatta da görev yapan bir Mbakayeme var. Aralarında muhtemelen de bir rekabet olur. Olur. Mbakayeme ters tarafta da oynayabiliyor. Ters tarafta da oynayabiliyor Ali Male. Hücum bölgesini her iki tarafta da oynatabiliyor. Ben yerlerini sık sık değiştirebiliyordum oyuncuların. Çünkü karşısındaki rakibe göre ben yer değiştirdim. Ve bunun sonucunda almıştık Balıkesir'de. Bence Trabzonspor'da o yıldızların yanında bu daha çok ön plana çıkacak. Çünkü arkasında Sosa oynayacak, Bakayem oynayacak, Sörlöt var. Bunlarla ön plana çıkacak oyuncu. Kapasitesi çok yüksek çünkü Ali Male'nin. İnşallah bu transferler Trabzonspor'a hayırlı, uğurlu olur diyelim. Hocam şunu sormak istiyorum. Korona sonrası Türk kulüplerinde altyapılarda bir hareketlilik olur mu? Kulüpler artık tüketim yerine üretim modeline geçer mi? Vallahi kardeşim artık çok işten geçti. Çünkü altyapılara fazla daha çok önem verilmesi lazım. Biz dibe vurmuş durumdayız. Tüketimden tükenmiş duruma geçtik çünkü ülke futbolu için. Bizler millet olarak sabırsız insanlarız. Hep günü kurtarma derdindeyiz. O yüzden altyapıya önem verdiğinizde o sizin geleceğinizin temel taşıdır altyapı. Artık federasyon olarak, ülke devlet olarak bunu el atmamız lazım. Çünkü kulüplerin artık tek başına yapabileceği şeyler değil. Bütçeler çok yüksek, giderler çok yüksek. O yüzden devletimizin de futbol federasyonu da buna el atması lazım. Ne bileyim, mesela devletten araziler temin edip, uzun vadeli kiralık araziler temin edip kulüplere tahsis edilebilir, altyapı tesisler kurulabilir. Bunlar hep federasyonun el atacağı, kulüpleri destekleyeceği durumlar bunlar. Ve altyapılarda inanılmaz oyuncularımız var kardeşim. Bunları çıkarmamız lazım, bunlara güvenmemiz lazım. Ben Balıkesir'den ayrılmadan önce devre arasına 6-7 tane altyapıdan oyuncu çıkardım. Ve ben ayrıldıktan sonra Yusuf Hoca onları değerlendirmeye başladı. Ben inanıyorum ki bu sezon
işte kaldığımız yerden devam ettirdiğimiz takdirde oyunculara da şans verecekler. Balıkesir camiası, Balıkesir kulübü kazanacaktır. O yüzden altyapı çok önemli. Ben de altyapıdan geldim. Altay'ın altyapısından yetiştim. Altyapıcılık çok önemli. Genç oyuncuyu çıkarmak çok önemli. Genç oyuncuya inanmak önemli. İnanmamız lazım çünkü. Bizler ne diyoruz? Bu çocuk da bundan olmaz. Niye olmaz? Çocuk daha 16 yaşında. Aynen. 30 yaşındaki adamın tecrübesiyle 16 yaşındaki oyuncunun tecrübesi bir mi? Ha, yavaş yavaş. Çünkü destek olmak lazım. Altyapının temele inmek lazım. Çünkü dediğim gibi sabırsız bir milletiz. Hepimiz öyleyiz. Altyapı demek, bir oyuncu çıkarmak demek 10 yıla mal oluyor kardeşim, canım kardeşim. O yüzden biraz sabırlı olup ileriye yatırım yapmakta fayda var ülke futbolu için. Çünkü genç arkadaşlarımız alttan geliyor. Bunları görmemiz lazım. Scout ekiplerini iyi kurmamız lazım. Bu işin temeli altyapıdır bence. Hocam, kulüplerin var olması için, kulüplerin ayakta kalması için altyapılara çok önem vermemiz lazım kardeşim. Hocam bir de şu süreçte, yani korona sürecini yaşadık. TFF ikincilik ve üçüncülük kulüplerini Temmuz ayında ve Ağustos ayında oynatmayı planlıyor. Yani oynanması takdirde muhtemelen 10-11-12 saatleri arasında oynanacak. Yani gece oynanması lazım. Biz daha biliyorsunuz size yani evet, altyapılarda evet. Çalıştınız. Ne kadar hani kulüplerin statlarının bile daha hazır olmadığı bir gerçek. Yani ışıklandırmaları yok. Yani gerçekten TFF'nin federasyonun buna el atması lazım. Ya kesinlikle dediğin gibi çok doğru şeyler söyledin. Şimdi kulüplerin var olması için bu müsabakaların oynanması lazım. Çünkü federasyonlardan, yayın gelirlerinden büyük meblağlar alan kulüplerin ayakta kalması için bu müsabaka oynanması lazım. Süper Lig ve alt PTT Ligi. Bunlar amenna ama alt liglere indiğimizde inanılmaz zor şartlarda mücadele ediyor kulüplerimiz. Oyuncularımız dediğiniz gibi ışıklandırmalar yok, statta sıkıntılar çok büyük. O yüzden öğlen 12'de 1'de, Temmuz ayında 2'de nasıl maçlar oynanacak? Bu çocuklara, bu kulüplere de günah. Çünkü federasyondan kulüplere belli bir pay gelmiyor, para geldiği. Kulüpler kendi yağınla kavruluyor. Belediyelerden destek alırsa attıklar onlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Benim fikrim, bilmiyorum. Tabii büyüklerimiz daha iyi şey yapabilirler, kararları. Alt liglerde birincileri direkt çıkartıp 6-7-8 neyse alttakileri bir hafta içinde playoff şeklinde eleme usulü yapıp ligi bitirmektir benim düşüncem. Çünkü alt liglerde artık bir daha uzatamazsınız 18 Temmuz. Bir daha erteleme olmaz. Bir daha erteleme ne yapacak? Ağustos'a mı ertelenecek? O zaman yeni sezon Kasım'da başlar. İşte Ertuğrul Hoca da bundan istinaden bir yazı yazmıştı. Olmaz. Evet. Gerçekten hani transferi ne zaman yapılacak? Ne zaman hazırlanacak? Ya hazırlanması çok zor. Yani oyuncuların yetişmesi, hazırlanması, transfer, sezon başı kampı, bir oyuncunun zaten sezon başı hazırlanması, bir müsabaka dönemine yetişmesi 4-6 hafta sürer. Çok zor kardeşim. O yüzden federasyonun bir an önce bu duruma noktayı koyması lazım. Noktayı koyup kulüplerde yeni sezon için yeni planlamalar önüne bakması lazım. O yüzden ya herkesi memnun etmek çok zor. Herkesin bir isteği var. Herkesi memnun edemezsiniz ama bir karar alınması lazım. Bu kararı alınca da artık herkesin buna riayet etmesi lazım, gerekir. Çünkü zor, kulüplerimizin mali açıdan çok zor dönemler yaşıyorlar. O yüzden ya bizler antrenörüz. Futbolcu arkadaşlarıma diyorum. Ya bizlerin bu işi yapmak istiyorsak kulüplerin var olması lazım kardeşim. Kulüpler var olması için bu müsabakaların oynanması lazım. Yayın gelirlerinden kulüpler paralarını alması lazım. Ödemeleri yapacak, devamlılığı olacak, sürekliliği olacak. Yoksa oynatma. Beşiktaş Kulübü'nün bugün başkanını dinliyorum ben. Ahmet Nurcebi, Sayın Ahmet Nurcebi. Yani oynamadığımız müsabaka zarar 160 milyon zarar diye bir açıklaması vardı. 160 milyon. Bunlar çok büyük meblağlar kardeşim. O yüzden bir an önce oynayalım. Çünkü bunlar hepsi bizim kulüplerimiz. Hepsi bizim kulüplerimiz. Bunları iyi derleyip toparlamamız lazım. Bir önce de bence üst ligler dediğim yani Süper Lig ve PTT Ligi'nin bir önce başlatıp alt liglerinde noktayı koymamız lazım. Peki hocam, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bizleri kurmadığınız yayınımıza katıldınız. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. İyi çalışmalar.